Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz aydınlanma ve gölge. Artık 10. sınıfın son konularına gelmeye başladık. 10. sınıfın son konusu optik. Optik oldukça geniş bir başlıktır. Aydınlanma ve gölge ile başlayacağız. Bunun arkasından 3-4 tane daha konu başlığı gelecek. Hepsini çok sıkı bir şekilde takip edin. Yazılılarda mutlaka ve mutlaka karşınıza gelecektir. Ancak Konumuza başlamadan önce size bu ayki takvimimizi göstermek istiyorum. Bu ay biz 10. sınıf kanalında neleri göreceğiz, nelerden bahsedeceğiz? Hemen bunlara bir bakalım. Takvimimizi tekrardan bir hatırlayalım. Şöyle ellerimi bir çekeyim isterseniz ekran görüntüsünü alın. Tekrardan takviminize siz de hatırlatmalarınızı eklemeyi unutmayın. Aydınlanma ve gölge konusu 24 Nisan Pazartesi günü saat 17.30'da yayında olacak arkadaşlar. Şimdi takvimimizi de gösterdikten sonra ödevlendirmemizi yapıp artık konumuza başlayabiliriz. Tabii ki de Dinamo kitabımızı hemen açıyoruz. Dalgaların hemen arkasından optik konuları başlıyor demiştik. Bakın dalgalar bittikten sonra sayfa 157'de optik konuları başlıyor. Burada testra 1'den testra 10'a kadar sorumlusunuz. Bakın sayfa 166'da testra 10 var. Ardından aydınlanma ve gölge ile ilgili bir testimiz bizi bekliyor. Bunu da bitirdikten sonrası yani sayfa 168'i de bitirdikten sonra artık konuyla ilgili hiçbir soru kaçırmayacaksınız gençler. Yani ödevimiz sayfa 157 ve sayfa 168 arası yani testra 1 ve 10 arasını çözüyoruz. Ardından Konu sonunda bir tane de testimiz var. Bu testimizi de çözmeyi unutmayalım. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. Bugün aydınlanma ve gölge konularından bahsedeceğiz. Optik ilk konularıdır. Optik en temel konularıdır. Aydınlanma ve gölge konuları. Şimdi bakalım ilk başta ışığın doğasını bir anlayalım. Çünkü bizim optik dediğimiz fiziğin bu alt dalı, fiziğin bu büyük başlığı aslında ışık ve ışık olaylarını inceler. Bu yüzden ışığın doğasını iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Işık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalına optik denir. Biz 9. sınıfta fiziğin alt dallarını öğrenmiştik. Fizik Katal fiziği, atom fiziği, daha sonrasında mekanik, elektromanyetizma, optik gibi birçok alt dallardan oluşuyor. Optik, ışık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin bir alt dalıdır. Işığın karakteriyle ilgili bir bilgi verilmiş burada. Işık hem dalga hem de parçacık özelliğine sahip ...ve özel bir karakteristik yapıya sahiptir. Yani ışık hem dalga gibi hem de parçacık gibi davranıyor. Dalgadan kastımız nedir? Bir önceki konuda öğrendik zaten. Su dalgası, yay dalgası değil mi? Bunların özellikleri bunları tanıdık. Parçacıktan kastımız nedir? Elimdeki kalem mesela bir sürü parçacıktan oluşmuştur. Işık hem dalga hem de parçacık özelliğine sahip... ...özel bir karakteristik yapıya sahiptir. Şimdi ışıkla ilgili... İlk çalışmalardan bugüne kadar birçok bilgi ortaya atılmıştır. Yani bazı bilim insanları ışığın parçacık şeklinde davrandığını söylemiştir ve bunu yaptığı çalışmalarda ispat etmiştir. Daha sonrasında bazı bilim insanları ise ışığın dalga şeklinde davrandığını söylemiş ve yaptığı çalışmalarla bunu ispat etmiştir. Şimdi parçacık diyenler de söylediklerini ispat ediyorlar, dalga diyenler de söylediklerini ispat ediyorlar. İnsanların kafasında o zaman ışık neydi gibi bir soru işareti kalıyor. Daha sonrasında Günümüze çok yakın tarihlerde tabii ki de 1900'lü 1800'lü yıllarda ışığın hem parçacık hem de dalga özelliğine sahip özel bir karakteristik yapıda olduğu son olarak söyleniyor. Yani bizim aslında burayla ilgili bilmemiz gereken temel kısım şu. Optik ışık ve ışık olaylarını inceler. Işık hem parçacık hem de dalga özelliğine sahiptir. Yani bizim 10. sınıf fiziğinde bilmemiz gereken kısım bu. Daha sonrasında 12. sınıfta bu ışıkla ilgili parçacık ve dalga özelliği ile ilgili çok çok detaylara gireceğiz zaten sayısal seçen arkadaşlarımızla. Ama şimdilik 10. sınıfta bizi şu bilgi kurtarır. Işık hem parçacık hem de dalga özelliğine sahiptir. Şimdi dikkat etmemiz gereken önemli bir başlık daha var. Buraya baktığımızda ışıkta girişim ve kırınım sadece dalga modeliyle açıklanır. Fotoelektrik ve kantun olayları sadece tanecik modeli ile açıklanır ışığın doğrusal yolla yayılması, aydınlanma, ışığın yansıması, ışığın kırılması, ışığın basıncı, ışık demetinin birbiri içerisinden geçmesi hem dalga hem de parçacık modeliyle açıklanır. Şimdi burada belki bazı arkadaşlarımız sorabilir. Ya hocam fotoelektrik ne demek? Kantın ne demek? Bunları biz 12. sınıfta bütün detaylarıyla bileceğiz. Bizim zaten 10. sınıf müfredatında fotoelektrik olaydır, kantındır. Bunların detaylarını bilmemiz hatta bunlardan bahsetmemize gerek bile yok. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Işıkta girişim ve kırınım sadece dalga modeliyle açıklanır. Fotoelektrik ve Compton olayları sadece tanecik modeliyle açıklanır. E bunlar dışında ne duyuyorsan hem tanecik hem de dalga modeliyle açıklanabilir. Çünkü 10. sınıf müfredatında sorular karşımıza genellikle işte hangi olay hangi modelle açıklanır gibi karşımıza çıkıyor. Yani olayın detaylarına girmiyoruz. Sadece hangi olay hangi modelle açıklanır buna dikkat ediyoruz. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra artık ışıkla ilgili temel kavramlarımızı öğrenmeye başlayalım. Işıkla ilgili öğreneceğimiz ilk temel kavramımız ışık şiddeti. Bir ışık kaynağından dışarıya doğru yayılan ışık ışınlarının bir ölçüsüdür. Işık şiddeti I sembolüyle gösterilir ve SI birim sisteminde mutlaka yazalım bunu. SI birim sisteminde birimi kandela'dır ve cd şeklinde biz bunu kısaltıyoruz. Yine 9. sınıftaki bilgilerimizi hatırlayalım. Işık şiddeti temel büyüklüklerden bir tanesiydi ve ışık şiddeti dediğimiz kavram bir ışık kaynağından dışarıya doğru ne kadar ışık çıktığı ile ilgili bir kavramdır. Mesela buradaki şekillere baktığımızda sol tarafın mı sağ tarafın mı ışık şiddeti daha fazladır? Tabii ki de sol taraftaki ışık şiddeti daha fazladır. Çünkü kaynaktan dışarıya doğru yayılan ışık ışınlarının sayısı daha fazla. Mesela atıyorum telefonlarımızda çoğumuzun fener vardır öyle değil mi? Biz mesela telefonumuzu şöyle yukarıya doğru kaydırdığımızda ne yapıyoruz? Dışarıya doğru daha çok ışık çıkmasını sağlıyoruz. Yani kaynağın ışık şiddetini arttırıyoruz. Kaynaktan dışarıya doğru daha fazla ışık çıkıyorsa o zaman ışık şiddeti daha fazladır. Yani bununla ilgili çok fazla da konuşulacak bir şey yok. Oldukça basit bir kavram aslında. Şimdi gelelim ışık akısına. Karıştırılan kavramlardan bir tanesi. Bir ışık kaynağının etrafını kapatacak şekilde bir küre konulduğunda küreye birim zamanda çarpan ışık ışınlarının miktarıdır. Ve ışık akısını biz fi dediğimiz sembolle gösteriyoruz. Ve esay SI birim sisteminde birimi lümendir. Şimdi olayı daha detaylı bir şekilde anlatalım. Bakın burada bir ışık kaynağı var. Yani biraz önce gördüğün ampul mesela. Burada bir ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağının etrafını bakın böyle küreyle kapatıyorum. Veya elimde bir küre var. Kürenin merkezine bir ışık kaynağı koyuyorum. Şimdi benim kürem Buradaki ışık ışınlarının ne kadarını yakalıyor bunun ölçüsüne ışık akısı denir. Şimdi buraya baktığımızda kürenin boyutu önemli değildir. Mesela atıyorum burada küçük bir kürede olsa büyük bir kürede olsa aynı ampülü küçük kürenin içine de koysak büyük kürenin içerisine de koysak her iki kürede kaynaktan yayılan ışık ışınlarının tamamını yakalar öyle değil mi? O yüzden ışık akıları birbirine eşit olmuş olur. Yani ışık akısı dediğimiz kavram oldukça basit aslında. Kürenin merkezine bir ışık kaynağı koyuyorum ve buradan yayılan ışık ışınları var. Bu ışık ışınlarının biz Kaç tanesini yakalıyoruz, bunun ölçüsüne ışık akısı denir. Eğer tamamını yakalıyorsak ışık akısı maksimumdur. Bir kısmını yakalıyorsak o zaman ışık akısının biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Oldukça basit bir kavram bu da. Şimdi bir uyarı gelmiş, bakın buna da dikkat edelim. Noktasal bir ışık kaynağı için ışık akısı, ışık şiddeti ve kaynağın yüzeyi taradığı açıyla doğru orantılıdır. Yani noktasal bir ışık kaynağında biz Işık akısını değerlendirirken öncelikle tabii ki de ışık şiddetine bakacağız. Yani bizim elimizdeki kaynak dışarıya ne kadar fazla ışık yollarsa e bizim elimizdeki yüzey de o kadar fazla ışık ışınını yakalar. O yüzden ışık şiddeti fazla olduğunda ışık akısı da fazla olmuş olur. Tabii ki de kaynağın yüzeyi taradığı açı da önemli. Kaynak yüzeyi burada çok güzel bir şekilde tararsa, bütün yüzeyi geniş bir açıyla tararsa o zaman biz ışık ışınlarının tamamını yakalamış oluruz. Yani bizim ışık akısı dediğimiz kavram noktasal bir ışık kaynağında neye bağlıdır? Işık şiddetini ve kaynağın yüzeyi taradığı açıya bağlıdır. Biz bunu formül şeklinde yazmaya çalışırsak bizim ışık akısı dediğimiz kavram Yazalım buraya hemen. 4 pi I şeklinde hesaplanır. Burada da zaten ışık şiddetine ve kaynağa bağlı olduğunu görüyoruz. Bakın burada I nedir? Biraz önce gördük. Işık şiddeti ardından bizim burada pi dediğimiz şey nedir? Açı. Bak yukarıda söylediğimiz şeyi aslında aşağıda yazıyoruz. Bu konuyla ilgili Karşınıza gelecek olan sorular genelde yorum şeklindedir. Işık akısı artmış mıdır, azalmış mıdır, işte değişmemiş midir? Bu yorumlara dikkat edeceğiz, bu yorumların üzerinde duracağız bizde. Bu yorumları yaparken de bak, yukarıda sana bilgiyi veriyor. Işık şiddetine bakacaksın ve kaynağın yüzeyi taradığı açıya bakacaksın. Başka bir şeye bakmana gerek yok ışık akısını değerlendirirken. Şimdi biraz önce söylediğim bilgiyi burada bir kullanalım. Diyor ki bize elimizde bir küçük küre var. Bir de daha büyük bir küre var. İkisinin de merkezine noktasal ışık kaynağını koydum ve bu adamların ışık şiddetleri birbirine eşit. Belki burada hocam noktasal ışık kaynağı derken hani neden bahsediyorsun diyebilirsin. Noktasal ışık kaynağı olarak mesela bir mumun alevini düşünebilirsin. Ortam diyelim ki karanlık, biz mumu yaktık, bak o noktasal bir ışık kaynağı olur. Burada sol taraftaki ve sağ taraftaki kürelerin de merkezlerinde aynı ışık şiddetinde kaynaklar var. Işık akıları ne olur? Burada en çok yapılan hata hocam bu büyük bunun ışık akısı daha fazla olur. Değil. Burada dikkat ediyoruz bak ışık akısı dediğimiz kavramın mantığı neydi? Bir kürenin merkezine bir kaynak koyduk. Bizim küremiz bu kaynaktan çıkan ışık ışınlarının ne kadarını yakalıyor? Bunun ölçüsüne ışık akısı denir. E buraya baktığımda küçük kürede Buradaki ışık ışınlarının tamamını yakalar mı? Yakalar. E büyük küre de ışık ışınlarının tamamını yakalar mı? Yakalar. E ışık ışınları birbirine eşit değil mi? Eşit. O yüzden K ve L'nin ışık akıları da kesinlikle birbirine eşittir. İstersen 4 pi şeklinde de yorum yapalım bak. Farklı bir yerden yorum yapalım istersen. Neye bağlıydı bizim ışık akısı dediğimiz kavram? Işık şiddetine bağlı ve açıya bağlı. Şimdi buraya bakalım. Yüzeyi taradığı açı kaç derecelik bir açıyla tarıyor? 360 derece. Sağ tarafa bakıyorum. Büyük küre olsa da sonuç olarak 360 dereceyle taramıyor mu? Tarıyor. Demek ki açılar birbirine eşit. E ışık şiddetlerine baktığımda I'ya I bunlar da birbirine eşit. Yani ışık akıları birbirine eşittir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi karşımıza bir soru geliyor. Hemen sorumuzu çözmeye çalışalım. R ve 2R yarıçaplı küre kapaklarının merkezlerine I şiddetinde noktasal ışık kaynağı konulmuştur. Diyor ki bize X yüzeyinin ve Y yüzeyinin ışık akıları nedir diyor. Işık akısını bak tekrar söylüyorum. Türkçesi ne demekti? Yani bizim X ve Y yüzeylerimiz buradaki ışık ışınlarının ne kadarını yakalar. Işık akısı dediğimiz kavram bu zaten. Hemen bir formülünü yazalım istersen. Biz ışık akısını değerlendirirken fi eşittir 4 pi ı şeklinde değerlendiriyoruz. Öyle değil mi? Yani burada yorumumuzu yaparken olay neye bağlı? Işık şiddeti dediğimiz kavrama bağlı ve bir de açıya bağlı. Eğer açı ve ışık şiddeti birbirine eşitse o zaman ışık akıları da birbirine eşittir. Açı büyükse ışık akısı büyüktür. Işık şiddeti büyükse ışık akısı büyüktür öyle değil mi? Şimdi x için bakalım. X'e baktığımda Açısı kaç derece? Bak buradaki yüzeyi biz kaç derecelik bir açıyla tarıyoruz? 90 derece öyle değil mi? E Y'ye bakıyorum. Aynı şekilde Y'yi de 90 dereceyle tarıyorum. Her ikisi de çeyrek çember zaten. Boyutları önemli değil demiştik. E ışık şiddetine baktığımızda her iki yüzeyde aynı kaynaktan beslenmiyor mu? Besleniyor. O zaman bu adamların Işık akıları da kesinlikle birbirine eşittir. Fi bir eşittir fi iki. E, i̇kisi birbirine eşit olursa oran kaç olur o zaman? Bir olur. Bakın önemli bir soru dikkat edelim. Yorum yaparken nelere dikkat edeceğiz bu önemli. Şimdi noktasal ışık kaynaklarında biz ışık akısını değerlendirdik. Noktasal bir ışık kaynağı olduğunda açıya bağlı ve ışık şiddetine bağlı. İki tane olaya bağlı. Peki paralel ışık demeti olursa ne olur? Şimdi ışığın özelliğine göre yorum yapıyoruz. Noktasal ışık kaynağı olduğunda ne olduğunu öğrendik. Şimdi paralel bir şekilde bize ışığı gönderirse ne olur? Ona bakalım o zaman. Paralel ışık demetinde ise paralel ışık demeti ile yüzey 90 derece olduğunda akı maksimum olur diyor. Buraya baktığımızda yani sadece neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Açının 90 derece olmasına dikkat etmemiz gerekiyormuş. Buraya baktığımızda paralel ışık demeti yatay bir şekilde gönderilmiş. Biz yüzeyimizi buraya dikey bir şekilde koyarsak o zaman ışık demeti ile yüzey arasındaki açı burada da gördüğünüz gibi ne olacaktır? Tam 90 derece olacaktır. O yüzden 1, 2 ve 3 konumda da ışık akıları birbirine eşittir. Bakın burada uzaklığın herhangi bir önemi yok. Ya hocam burası uzakta kaldı. Burası yakında kaldı. Yani Arada bir fark yok mu? Arada herhangi bir fark yoktur. Gördüğün gibi bakın buradaki yüzey ne kadar ışık yakalıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öyle değil mi? E aynı şeyi yani 8 tane ışığı 3 konumuna koyduğunda da yakalıyorsun. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Belki şöyle düşünebilirsin ya hocam bunun arkasından böyle ışık buraya geçebiliyor mu? Öyle düşünmene gerek yok. Yani birinci konuma koydum. Daha sonrasında bunu buradan söktüm biraz daha sağ tarafa doğru aldım. Böyle değerlendirelim. Yani böyle arka arkaya 3 tane yüzey yok. Yani birinci konuma koyuyoruz. Sonra bunu buradan kaldırıyoruz. 2'ye koyuyoruz. Sonra kaldırıyoruz. 3'e koyuyoruz. Böyle değerlendireceğiz. Yani paralel ışık demeti olduğunda 90 derece ve 90 dereceye yakın açılarda ışık akısı gitgide ne oluyor? Artıyor. Şimdi buraya baktığımızda ise bakın farklı farklı konumlarda koymuşuz. Şimdi birinci durumda ışık demetiyle Bizim yüzeyimiz arasındaki açı 90 derece olduğundan dolayı ışık akısı birinci konumda maksimumdur. Hemen yazalım bakın. Bu alt taraftaki şekli yorumluyorum. Yani fi1 en büyüktür bariz bir şekilde. Daha sonrasında fi3'e bakıyorum. Bak fi3'e baktığında ışık demeti ile bizim yüzeyimiz arasındaki açı 90 derece falan değil. Bayağı uzaklaşmışız 90 dereceden. Yani burada neredeyse bizim yüzeyimiz ışık ışınlarını yakalayamıyor bile. O yüzden 3 numarada en küçük olacak. 2 numara ortalarda bir yerde. 3 numara ise en küçük olmuş olacak. Yani ışık demeti ile bizim yüzeyimiz birbirine paralel olursa bakın görüyor musun? İkisi de yatayda birbirine paralel olursa o zaman akı minimum olur. Hatta sıfır olur. 90 derece olduğunda maksimum olur. 90 dereceden böyle uzaklaştıkça git gide düşmeye başlar. Bakın paralel ışık demetinde yaptığımız yorum çok çok önemli. Şimdi geçiyoruz hemen paralel ışık demeti ile ilgili pekiştirecek bir tane soru var. Paralel ışık demeti konuluyor. Daha sonrasında bizim yüzeyimiz 1 numara, 2 numara ve 3 numaradaki gibi konulmuş. Bize diyor ki 1 numarada ışık akısı 3 fi olmuş. Daha sonrasında 2 numarada sadece fi olmuş ve sonuncusunda ise 2 fi olmuş. Şöyle fi 2 gibi değil. Bunu hemen şöyle düzeltelim. 2 fi oluyormuş. Buna göre diyor Perdenin yatayla yaptığı açılar teta 1, teta 2 ve teta 3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi ne demiştim ben size? 90 ve 90 dereceye yakın olduğunda akı maksimum olur demiştim. Öyle değil mi? Şimdi burada bizim yatayla yaptığımız açı ne kadar büyük olursa biz 90 dereceye o kadar yaklaşırız. Bak 90 derece olduğu durumu çizeyim sana. Değil mi? Bak 90 derece olduğu durumu çizeyim. Şu anda mavi kesikli çizgilerle gösterdiğim gibi konulsaydı tam 90 derece olacaktı. Yani ben bu adamı sol tarafa doğru ne kadar bükersem o kadar arttırıyorum. E sol tarafa doğru büktüğümde Yatayla yaptığı açı ne oluyor? Bak dikkat et. Yatayla yaptığı açı gitgide büyüyor. Yani burada yatayla yaptığımız açı teta ne kadar fazla ise akı da o kadar fazladır. Yani akının fazla olduğu yerde yatayla yaptığımız açı da o kadar fazladır. E bu durumda sıralamamız ne olacak? Teta 1, teta 3 ve teta 2 olacak. Yani 1, 3, 2 şeklinde doğru cevaba ulaşmış olacağız. Şimdi devam edelim aydınlanma şiddeti dediğimiz diğer bir temel kavramımıza bakalım. Buraya baktığımızda bir cismin birim yüzeyine birim zamanda düşen ışık akısıdır ve E ile gösteriyoruz. Birimi lükstür. E eşittir. Fi bölü A ile ifade edilir. Şimdi baktığımızda buraya aydınlanma şiddeti dediğimiz kavramı biz ışık akısı bölü yüzey alanı şeklinde ifade edeceğiz. Yani ışık akısı ne kadar fazla ise aydınlanma da o kadar fazladır. Yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yüzey alanını ne kadar küçük tutarsak aydınlanma da o kadar fazla olur. Şimdi aydınlanma şiddeti ile ilgili noktasal ışık kaynağı olduğunda nelere bağlı? Hemen bunlardan bir bahsedelim. Işık şiddeti I olan noktasal bir kaynağın D kadar uzağındaki bir perdede bulunan K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti I bölü D kare ile hesaplanır demiş. Şimdi niye I bölü D kareye bağlıdır? Hemen bunu düşünelim. Elimizde bizim noktasal bir ışık kaynağımız var. Ve biz buradaki K noktasını ne kadar aydınlattığını öğrenmek istiyoruz. Bir kere Buradaki ışık kaynağı K noktasına ne kadar yakın olursa o kadar aydınlık olur mu? Olur. Demek ki mesafeyi küçük tutmamız gerekiyor. Mesafe ile ters orantılı. O yüzden payda kısmına yazdık. Burada bizim kaynağımızın ışık şiddeti ne kadar fazla olursa yani dışarıya ne kadar fazla ışık gönderirse o kadar fazla aydınlanmaz mı? Aydınlanır. O yüzden I'nın fazla olması gerekir. Yani bizim aydınlanma dediğimiz kavram I ile doğru orantılıdır. Işık şiddeti ile doğru orantılıdır kaynakla yüzey arasındaki mesafe ile ters orantılıdır. Peki başka nelere bağlıdır? Açıya da bağlıdır. Şu anda bakın biz dik olarak tutuyoruz. Dik olarak tuttuğumuz için burada bizim aydınlanmamız maksimum olur. Dik ve dike yakın olduğunda aydınlanma daha iyi olur. Biz o zaman çapraz bir şekilde tuttuğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Hemen onun dik bileşenini almamız gerekiyor. O yüzden aydınlanmayı I bölü D kare çarpı kosinüs alfa şeklinde yorumluyoruz. Biz şu anda 10. sınıf öğrencisi olduğumuz için kosinüs, sinüs bunları çok bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bu kavramlar bize çok uzak gelebilir. O yüzden bak buradaki denklemi şöyle aklında tutabilirsin. Işık şiddeti artarsa artar biraz önce söyledik. Mesafe yakın olursa daha fazla olur biraz önce söyledik. Bir de şu kosinüs alfa ile ilgili şunu aklında tutacaksın. Dik ve dike yakın diyelim biraz daha Türkçeleştirelim. Yani dik ve dike yakın bir açıyla tuttuğumuzda ışık kaynağını aydınlanmanın daha yüksek, daha maksimum olacağını söyleyebiliriz. Şimdi geçelim hemen karşımıza bir tane soru geliyor. Buraya bakalım. I, 2 I ve 3 I şiddetindeki noktasal ışık kaynakları yarım kürelerin merkezlerine yerleştirilmiştir. X, Y, Z noktalarının aydınlanma şiddetleri sırasıyla nedir diyor. Hemen bakalım sorumuzu çözmeye çalışalım. Bizim aydınlanma dediğimiz kavram E eşittir. I bölü D kare ile yazılıyordu değil mi? Bak çarpı kosinüs alfasına girmiyorum. Dik ve dike yakın olduğunda daha iyidir demiştik. O konuyu kapatmıştık biraz önce. Ama burada şöyle diyebilirsin. Ya hocam burada 60 derece var. Burada 90 derece var. Burada 30 derece var. O kosinüs alfa lazım olmayacak mı diye düşünebilirsin. Çok çok dikkat et. Bakın burada x yüzeyinin de y yüzeyinin de z yüzeyinin de kaynakla arasındaki açı tamamında 90 derecedir. Yani böyle her açı gördüğünde hemen sazan gibi atlamıyorsun. Açı bize ne ifade ediyor bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bizim biraz önce formülde yazdığımız açı şu. Kaynakla yüzey arasındaki açı. Bakın tamamında kaynakla yüzey arasındaki açı 90 derece. Hemen geometri çember bilgimizi bir hatırlayalım. Çemberin merkezinden bizim çizdiğimiz bütün doğrular 90 derece yapmaz mı? 90 derece yapar. Bu bilgiyi bilmesen bile soruda sana söylemiş bak. Kaynakla yüzey arası 90. Kaynakla yüzey arası 90. 90 yani hepsi 90 derece. O yüzden açıyı konuşmama gerek yok. Peki mesafeye bakalım. Mesafeye baktığımda ise yine geometri bilgimizi konuşturalım. Bizim merkezden çizdiğimiz bütün doğrular yarı çap kadar değil midir? Yani bak burası R kadar, Buradaki mesafe R, buradaki mesafe R, hatta burası da R, burası da R. Yani merkezden sen hangi doğruyu çizersen çiz, hepsine kadardır R kadar uzaklıktadır. Yani bu adamların açıları birbirine eşit 90 derece. D kareye bakmama da gerek yok. Hepsinin mesafesi ne kadar? R kadar. O zaman ışık şiddeti fazla olanın aydınlanması da ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Işık şiddeti fazla olan kim? Z sonra Y sonra X. Yani Z, Y, X şeklinde burada sıralamamızı yapıyoruz. Bakın sorulara dikkat edin. Tuzaklara düşmeyin. Şimdi gelelim bir tane de böyle çarpma bölmeli bir soru yapalım. Eşit bölmelendirilmiş birim kareli düzlemde ekranın önüne I1 eşittir 5 I ve I2 eşittir I şiddetinde noktasal ışık kaynakları konulmuştur. I1 şiddetindeki kaynağın x noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti e1 i2 şiddetindeki kaynağın oluşturduğu aydınlanma şiddeti e2 ise bunların oranı nedir diyor. Hemen formülümü yazıyorum. e eşittir i bölü d kare çarpı bir de açımız vardı öyle değil mi? Ancak açıda neyi söylemek istiyordu bize? Dik ve dike yakın olduğunda daha iyidir demek istiyordu. Baktığımda bakın bunların hepsinin x ile yaptığı açılar zaten birbirine eşit. O yüzden açıyı değerlendirmeme gerek yok. Şimdi e1'i yazmaya çalışalım. E1'i yazmaya başladığımda ışık şiddeti ne kadar? 5I. Yüzeye olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden 5D'nin karesi. Bakın dikkat et. D kare 5D'nin karesi ne kadar yapacaktır? 25 D kare yapacak. Öyle değil mi? Ardından E2'yi yazalım. E2'yi yazmaya kalktığımda ise I bölü aradaki mesafe 2 karesini alıyoruz. Bak formülde karesi var. Cevap ne geldi? 4D kare geldi. E bunları alt alta böl diyor sana. E I'lar sadeleşir. E buradaki D kareler de sadeleşir. E 5 ile 25'i de sadeleştiririz. Biz öyle değil mi? Cevap ne geldi o zaman? Yukarıda şöyle bir toplayalım hemen. 1 bölü 5 gibi bir şey kaldı yukarıda. Aşağı tarafta 1 bölü 4 gibi bir şey kaldı. 1 bölü 5 Çarpı 1 bölü 4'te taklasını atıyor yukarıya çıkıyor. O zaman cevabımız 4 bölü 5 olarak bulunuyor. Yani okuldaki sınavımızda belki öğretmenimiz çarpma bölme yaptırmak isteyebilir bizi. Karşımıza böyle bir soru gelebilir. Ama genellikle bu optik konularıyla ilgili olan sınavlar yorum ağırlıklı gelir. Yorumları da nerelerden nasıl yapacağınızı az çok göstermeye çalışıyorum. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin buraları kaçırmayın. Gölge konusuna bakalım bir de. Işığı geçirip geçirmemelerine göre maddeler. Şimdi bunları bir inceleyelim. Üzerine düşen ışığı geçiren maddelere saydam madde denir. Yani cam, su, hava. Üzerine düşen ışığı diğer tarafa geçirirler. Üzerine düşen ışığı geçirmeyen maddeleri ise adı üzerinde saydam olmayan maddeler denir. Yani tahta, taş, toprak bunların üzerine ışık düşürüldüğünde diğer tarafa geçmediğini göreceksinizdir. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddeleri ise yarı saydam madde denir. Yani bunlar buzlu cam, mumlu kağıt gibi maddelerdir. Yani ışığı geçirip geçirmemelerine göre maddeler saydam saydam olmayan ve yarı saydam olmak üzere 3 tane başlık altında inceleniyor. Şimdi devam edelim. Gölge ve yarı gölge oluşumuyla dersimize devam ediyoruz. Şimdi burada Gölge dediğimiz olay şu şekilde oluşuyor aslında. Elimizde bizim bir ışık kaynağı var. Işık kaynağın önüne saydam olmayan yani ışığı geçirmeyen bir madde konulduğunda e buradaki ışık ışınları arka tarafa geçemiyorlar. Arka tarafa geçemedikleri için arka tarafta karanlık bölgeler oluşuyor. Oluşan bu karanlık bölgelere biz gölge diyoruz. Gölge tam gölge ve yarı gölge olmak üzere iki başlık altında incelenir. Şimdi bunların hepsine bakacağız. Küresel engelin yüzeyinden geçen teğet ışınların perde üzerinde oluşturduğu gölge dairesel bir şekilde oluşur. Neden dairesel oluşur? İlk önce bir gölge çizimini öğrenelim. Gölge çizerken gençler şu şekilde bulmaya çalışıyoruz. Bakın ışık kaynağından engelin üzerine ve ışık kaynağından engelin altına ışın gönderiyoruz. Daha sonrasında bu ışınların arasında kalan bölgeyi yuvarlak içerisine aldığımızda biz burada tam gölge oluştuğunu görüyoruz. Niye peki tam gölge oluştu? Eğer tek bir tane ışık kaynağı varsa orada sadece tam gölge oluşur. Eğer yarı gölge oluşması durumunu incelemek istiyorsan yarı gölge şöyle oluşur. Bir bölge bir kaynak tarafından hiç ışık almıyor ancak başka bir kaynak tarafından ışık alıyorsa ona yarı gölge denir. Ancak hiçbir kaynak tarafından ışık almıyorsa ona biz tam gölge diyoruz. Buraya da baktığımızda tek bir tane noktasal ışık kaynağı var. Mecburen arka tarafta oluşan bölge nedir? tam gölgedir. Buraya baktığımızda gölge çizimi de önemli. Noktasal ışık kaynağından engelin üstüne altına çizip yuvarlak içerisine alıyoruz. İki tane, üç tane, dört tane fark etmez. Her bir ışık kaynağından engelin üstüne altına ışın gönderip yuvarlak içerisine alıyoruz. E gördüğümüz gibi burada oluşan gölge nasıl? Dairesel bir şekilde oluşuyor. Işık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse gölgenin alanı tabii ki de ne olacaktır gençler artacaktır. İstiyorsan dene noktasal ışık kaynağını ok yönünde hareket ettirelim. Yani bak buraya doğru alalım. E buraya aldığımda benim çizeceğim daire nasıl olur daha büyük olur öyle değil mi? Niye? Çünkü noktasal ışık kaynağını bak buraya aldığımda önümdeki engeli daha geniş bir açıyla tarıyorum öyle değil mi? Yani şöyle çizmeye çalışayım bak böyle ve Böyle e şu anda bu iki tane çubuk arasını yuvarlak içerisine aldığımda daha büyük bir alanı yuvarlak içerisine almış oluyorum. O yüzden tam gölgenin alanı artar. Diyor ki bize cisim ok yönünde hareket ettirilirse ne olur? Cisim ok yönünde hareket ettirilirse o zaman gölgenin alanı azalır diyoruz. Bakın yine aynı şekilde yapabilirsin. Saydam olmayan cismi biraz daha sağ tarafa alalım. E, bu sefer noktasal ışık kaynağı daha küçük bir açıyla gelecek. Değil mi? Daha küçük bir üst tarafa ve alt tarafa gönderdiğim çizgiler olacak. O yüzden gölgenin alanı ne olacaktır? Azalacaktır. Peki perde ok yönünde hareket ettirilirse ne olur? Perde ok yönünde hareket ettirilirse gölgenin alanı artar. Bak buradaki kırmızı çizgilerden de düşünebilirsin bunu. Biz ne yapıyoruz mantık olarak? Işık kaynağından engelin üstüne altına ışın gönderiyoruz öyle değil mi? Peki bu ışınlar dikkat edin yani üstten ve alttan gelen ışınlar daha böyle genişleyerek gelmiyor mu? Yani perde arka tarafa doğru alındığında sen daha geniş bir şey yakalamış olacaksın. O yüzden perde ok yönünde hareket ettirilirse gölgenin alanı artar. Gölge alanı tabii ki de üçgen benzerliğinden faydalanarak bulunur. Peki üçgen benzerliğinden nasıl faydalanabilirsin? Şimdi dikkat et bak şurada şöyle bir üçgen var. Görüyor musun? Bak dikkat et. Burada mavi ile çizdiğim bir üçgen var. Mavi ile çizdiğim üçgenin görüyor musun? Bak dik kenarından bir tanesini kırmızı ile çizdiğim. Diğer bir dik kenarını da yine kırmızı ile çiziyorum. Bak dikey yatay görüyor musun? Şimdi büyük üçgene gelelim. Büyük üçgen ise arka taraftaki gölgeden dolayı oluşan üçgen. Şimdi arka taraftaki gölgenin de bir yarı çapı var değil mi? Onu da başka bir kalemle gösterelim. Arka taraftaki gölgenin yarı çapı bak şöyle göstermeye çalışalım. Daha sonrasında arka tarafta oluşan gölge için şöyle kocaman bir üçgen çizmiyor muyum? Bak bunlar benzer üçgenlerdir. Yani benim kırmızı ile çizdiğim küçük üçgenin dikey bölü yatayı arka tarafta çizdiğim büyük üçgenin dikey bölü yatayı bunlar birbirine eşittir. Üçgen benzerliği kullanılarak arka tarafta oluşan gölgenin yarı çapını bulursun. E bu adamın yarı çapını bulduğun andan itibaren Pi r kare formülüyle ne kadarlık bir alana sahip olduğunu bile hesaplayabilirsin. Dikkat sınavlarda karşımıza gelebilir. Bu hesaplama ile ilgili size bu derste bir tane soru çözeceğim zaten. Şimdi devam edelim. Gölge ve yarı gölge oluşumu ile ilgili bakın şu anda yarı gölge ve gölge ikisini bir arada görüyorsunuz. Biraz önceki şekilde sadece tam gölge vardı. Sadece tam gölge ne zaman oluşuyordu? Tek bir tane ışık kaynağı olduğunda sadece tam gölge oluşuyordu. Tam gölgenin de mantığı neydi? Hiçbir ışık kaynağı tarafından ışık almıyor. Yarı gölgenin mantığı ise bir tanesinden alıyor, bir tanesinden ışık almıyor. Mantık bu şekilde. Şimdi buraya baktığımızda iki tane ışık kaynağı var. Önce gölgemizi çizelim. Gölgenin mantığı aynıdır ışık kaynağından engelin üstüne altına ışın gönderip yuvarlak içerisine alıyorsun. Önce sarıyla gösterilen ışık kaynağından engelin üstüne şöyle sarıyla ışınlar gönderdim ve yuvarlak içerisine aldım. Daha sonrasında turuncu ile çizili olan ışık kaynağından engelin üstüne altına kırmızıyla ışınları gönderdim ve yuvarlak içerisine aldık. Gördüğünüz gibi bakın burada iç içe geçmiş halkalar görüyorsunuz. Bu iç içe geçmiş halkalardan en içerideki bakın burada da yazmışım zaten tam gölgedir. Şu dışarıda arada kalan kısım ise yarı gölgedir. En içerdeki kısım hiçbir ışık kaynağı tarafından yani bu ikisi tarafından da ışık almayan bölgedir. Bu arada kalan kısım ise bir tanesi tarafından ışık alan, bir tanesi tarafından ışık alınmayan yani yarı gölge olan kısımdır. Şimdi bakalım buraya. K1 kaynağı K2'ye yaklaştırılırsa tam gölgenin alanı tabii ki de ne olacaktır? Artacaktır. Yarı gölge alanı ise azalacaktır. K2 kaynağı ok yönünde engele yaklaştırılır ise tam gölgenin alanı gençler değişmez. Yarı gölgenin alanı ise artar. Perde ok yönünde hareket ettirilirse Tam gölgenin alanı da artar. Yarı gölgenin alanı da artar. Bakın buradaki yorumları ezberlemenize gerek yok. Bunlar karşınıza test sınavlarında, okul sınavlarında böyle karşınıza gelecek bunlar. Bunları ezberlemene gerek yok. Adamın sana söylediği şeyi yap. Diyor ki sana K1 kaynağı K2'ye yaklaştırılsın. E K1'i biraz daha K2'nin dibine doğru al. Daha sonrasında engelin üstüne altına sarıdan ışınları gönder. E, K1'i yaklaşmış bir şekilde tekrardan engelin üstüne altına ışınını gönder. Daha sonra arada kalan kısımları yuvarlak içerisine al. Zaten görürsün kimin alanı arttı, kimin alanı azaldı. Bunları rahatlıkla görmüş olursun öyle değil mi? Buraya baktığımızda mesela e, daha geniş bir açıyla tarayacağımızı biraz önce söylemiştik. Yani K1'den dolayı oluşan gölgenin tabii ki de artmasını beklersin. E i̇ç içe geçmiş halkalar olduğu için e içerideki büyürse e o zaman arada kalan kısımlarda ne olacaktır? Azalacaktır. Yani bu yüzden bunları burada tek tek çizmek istemiyorum. Çünkü çok böyle karma karışık bir şey oluşacak. Size biraz önce mantığını söyledim. Tek tek de bir önceki sayfada çizdim zaten. Yani sana söylediği şeyi yap. Diyor ki sana K2 kaynağı ok yönünde yaklaştırılırsa e K2 kaynağını al buraya koy. Sonra K2 kaynağından engelin üstüne, altına çizdin. E, K1 aynı yerde. Oradan da çiz. Üşenme. Sonra arada kalan kısımları yuvarlak içerisine al. E göreceksin zaten hangisi arttı, hangisi azaldı, hangisi değişmedi. Bunları göreceksin. En sonuncusu en kolay olanı zaten. Perde ok yönünde hareket ettirilirse hem tam gölge hem de yarı gölge alanı artar. Çünkü gördüğün gibi bak biz ne yapıyoruz? Genişleyerek gidiyoruz öyle değil mi? Her iki kaynaktan da ışınlar genişleyerek gidiyor. Perdeyi sağ tarafa doğru aldığında ne olacaktır? Daha geniş bir şeyi yakalamış olacaksın. Yani daha büyük bir alanı yakalamış olacaksın. Şimdi geçelim diğer sayfaya. Buraya baktığımızda ise Elimizdeki ışık kaynağı noktasal değil. Noktasal olmayan bir ışık kaynağı görüyoruz. Peki noktasal olmayan bir ışık kaynağında gölge çizimini nasıl yapacağız? Şimdi gölge çizimini yaparken noktasal olmayan dairesel ışık kaynağında gölge çizimi şu şekilde gerçekleştirilir. Önce ışık kaynağının üstünden engelin üstüne. Işık kaynağının altından engelin altına ışınımı gönderdim yuvarlak içerisini aldım. Şimdi tam tersini yapıyorum. Işık kaynağının üstünden engelin altına, ışık kaynağının altından engelin üstüne ışınımı gönderiyorum ve yuvarlak içerisini alıyorum. Yani gölge çizmeyi bildin mi herhangi bir sıkıntın yok. Burası aynı dikiş nakıştaki gibi bir ters, bir düz yapıyoruz. Ona dikkat et. Önce ne yaptık? Ters yaptık. Daha sonrasında düz yaptık. Arada kalan kısımları yuvarlak içerisine aldık. Yani sıralama değişmez bu arada. Önce düz gönderip daha sonrasında ters bir şekilde de ışınları gönderebilirsin. Gölge çizimini öğrendin mi? Yorum yapması basittir zaten. Sana yukarıda söylediği şeyi aynen geleceksin burada uygulayıp tekrardan çizeceksin. Tamamen çizim yapmaya dayalıdır. Şimdi birincisine bakalım. Küresel kaynak ok yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı değişmez diyoruz. Ve yarı gölgenin alanı artar. Saydam olmayan cisim ok yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı değişmez. Hemen notumuzu alalım buraya. Yarı gölgenin alanı ise azalır diyoruz. Ve son yorumumuz saydam olmayan cismin yarı çapı arttırılır ise tam gölgenin alanı artar. Yarı gölgenin de aynı şekilde alanı artar. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra gelelim gölge ve yarı gölge oluşumu ile ilgili bizim artık son konu başlıklarına bir bakalım. Karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağının önüne saydam olmayan küresel bir cisim şekildeki gibi yerleştirilirse KLM noktalarından ışık kaynağına bakan gözlemcilerin gördüğü görüntüler nasıl olur? Bakın bu bir kalıptır. Kalıp bir soru tipidir. Yani gölge ile ilgili bir kitapta bir soru çözüyorsan mutlaka karşına bu tarz bir soru gelir. İşte K'dan, L'den, M'den, N'den bakan gözlemciler ışık kaynağının neresini görür, neresini göremez, neresi karanlıkta kalır? Bunlar mutlaka sorulur. Şimdi K'dan bakan bir gözlemci bakın nereyi göremiyor? Şöyle dikkat edelim. K'dan bakan gözlemcine şöyle bir Görüşünü bir çizmeye çalışalım bakın. K'dan bakan gözlemci şu orta kısmı göremiyor öyle değil mi? Yani orta kısmı karanlık görüyor. O yüzden K'dan bakan gözlemci için orta kısmı böyle yüz yuvarla karanlık yapıyoruz. Buna aynı zamanda simit şeklinde görür de denir. Yani yorumlarda K'dan bakan bir gözlemci ışık kaynağını simit şeklinde görür derse de... ...aklına bu şekil gelsin. Yani tam ortayı göremiyor... Şöyle aralarda kalan kısımları görüyor gibi düşüneceksin. Simit şekli denilirse. E, L'den bakan gözlemciye baktığımda ise şöyle ne yapacağım? L'den engelin üstüne altına ışın göndereceğim değil mi? Gölge çizeceğim. E, bu sefer şöyle alt kısmı göremedim. Gördün mü bak alt kısmı göremedim. E, M'den bakan gözlemci engelin üstüne engelin altına ışın gönderdik. E bu sefer üst kısmı göremedik. M'den bakan gözlemci de böyle görecek. E N'den bakan gözlemci için herhangi bir sıkıntı yok. N'den engelin üstüne altına ışın gönderdim mi? Adamın göremediği bölgeler buralar. Yani bu adam Buradaki küresel ışık kaynağını görebiliyor. Dikkat edin yani bunları falan tek tek oturup ezberlemene gerek yok. Sana hangi noktayı soruyorsa oradan engelin üstüne altına ışın gönder. Az çok seçeneklerde zaten olayı yakalarsın. Şimdi geçelim karşımıza bir tane soru geliyor. Sınavda karşımıza gelebilecek güzel bir soru. K noktasal ışık kaynağı R1 ve R2 yarı çaplı XY küresel engelleri ile bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir engellerin perde üzerinde oluşturduğu tam gölge alanları birbirine eşit olduğuna göre alanlar birbirine eşitmiş. Bakın çok dikkat edin. Buna göre R1 bölü R2 oranı nedir? Önce gölgemizi çizelim. K ışık kaynağından X engelini şöyle altına ve üstüne ışınlar gönderiyorum ve arka tarafta oluşan gölgeyi şöyle şu şekilde göstermek istiyorum size. Arka tarafta oluşan gölge konunun başlangıcında da söylemiştik zaten daireseldir ve bu adamın burada R kadarlık bir yarı çapı vardır. Şimdi bunu çizmiş olduk. Şimdi yazmaya başlayalım bakın. Üçgende benzerlik yapacağız. Çok çok dikkat edin. Bakın burada şuradaki küçük yuvarlaktan dolayı bir küçük üçgenimiz var. Görüyor musun? Bak şuradaki yuvarlaktan dolayı bir küçük üçgenimiz var. Küçük üçgenin dikeyi böyle yatayı demiştim değil mi ben size? Hemen yazıyorum. R1 bölü yatayı ne kadar? 2D. Ardından büyük üçgene bakacağız. Büyük üçgene baktığımızda ise bakın burada kocaman bir büyük üçgenimiz var. Buna dikkat edin. Büyük üçgene baktığımda ise dikeyi R yatayına baktığımda ise bölü 3d şeklinde bunu yazıyorum. Şimdi sorularda belki e, şu anda çözerken ya hocam sen buraya r1 dedin ama burası buradan buraya iki tane r1 yapar diyebilirsin. Sıkıntı yok buraya 2 r1 yazsam. E buraya da iki tane r yazsam zaten ikiler birbirini götürecek yani kafa karıştırmaya gerek yok yanlış yapmıyoruz yani küçük üçgenin dikeyi bölü yatayı eşittir büyük üçgenin dikeyi bölü yatayı bunlar birbirine eşitmiş şimdi burayı çözmeye çalışalım bakalım hemen d'ler karşılıklı olarak birbirini götürsün buradan bizim r1 dediğimiz şey neye eşit olur 2 bölü 3 r olarak karşımıza çıkar r1'i bulduk şimdi gelelim. Y yüzeyine. Y'ye baktığımızda da benzer şekilde çiziyoruz gölgemizi. Kırmızıyla çizelim. Şöyle engelin üstüne bir ışın gönderdim. Bir de engelin altına bir ışın gönderdim. Arada kalan kısmı şöyle yuvarlak içerisine aldığımda gölge ortaya çıkmış oldu. Şimdi buraya baktığımda bu adamın yarıçapına da ne diyeceğim? Yukarıdakine R dediğim için ve bu adamın da yarıçapına mecburen benim R demem gerekir. Niye R demem gerekir? Çünkü bu adamların tam gölge alanları eşitmiş. Alan dediğin şey senin pi r kare değil mi? E pi'yi zaten 3 alıyoruz. Alanın eşit çıkması için mecburen yarı çapların da birbirine eşit olması gerekir. Şimdi çözmeye başlıyoruz. Küçük üçgenimizin dikey yatayı ne oldu? R2 bölü D olarak karşımıza çıktı değil mi? Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgene baktığımda ise dikeyi R yatayının ise 3D olduğunu görüyorum. Hemen burada D'ler karşılıklı olarak birbirini götürdü. Yani bizim R2 dediğimiz şey neymiş? R bölü 3 kadarmış. Hemen bize bunların oranını bulmak kalıyor geriye. Bir tanesi ne bulduk? 2 bölü 3 bölü diğerini ne bulduk? 1 bölü 3. Buradan 2 bölü 3 çarpı 3. İkiler de birbirini götürdü. Cevabımız Ceyhan seçeneği yani 2 olarak bulunur. Burayı da tamamladık. Şimdi Güneş tutulması dediğimiz olaydan bahsedeyim size. Ay güneş ile dünya arasına girdiğinde dünya üzerine ayın tam ve yarım gölgesi düşer. Bu olaya güneş tutulması denir. Bakın bu da bir gölge olayıdır aslında. Yani güneş, ay ve dünya, ayın ortada olduğu tutulma güneş tutulmasıdır. Biz burada aydan dolayı güneşin bir kısmını göremeyiz. Bu yüzden buna güneş tutulması denir. Şimdi devam edelim. Buraya baktığımızda ise karşımıza Ay tutulması geliyor. Hemen başlığımızı şöyle değiştirelim. Ay tutulması diye düzeltelim. Güneş, Dünya, Ay Bunlarla ilgili bir görsel verilmiş bize. Dünyamız güneş ve ay arasına girdiğinde dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve biz ayı göremeyiz buradaki gölge olayından dolayı. Buna da ay tutulması denir. Şimdi konu biterken neleri öğrendik? Hemen bunlara bakalım. Konu biterken biz aydınlanma ve gölge konularını öğrendik. Aydınlanma ile ilgili ilk önce biz ışığı öğrendik, değil mi? Işık dediğimiz olay neymiş? Hem dalga hem de parçacık bunu bilmen yeterli. Hem dalga hem de parçacıktır. Ardından neyi öğrendik biz? Işık şiddeti dediğimiz bir olay vardı. Işık şiddetini öğrendik. Işık şiddeti I sembolü ile gösteriliyordu ve tamamen kaynağa bağlı. Yani kaynaktan dışarıya doğru ne kadar ışık çıktığına bağlı olan bir kavram. Ardından ışık akısını öğrendik. Işık akısı dediğimiz kavramı Noktasal ışık kaynağı için ve paralel ışık demeti için ikisi için de ayrı ayrı değerlendirmiştim ben size. Noktasal ışık kaynağı olduğunda açıya bağlıdır ve ışık şiddetine bağlıdır demiştim ve ışık paralel bir şekilde geliyorsa o zaman dik ve dike yakın olmasına dikkat edin. Bizim ışık kaynağına olan mesafemiz bunlar önemli değil. Hangi pozisyonda olduğumuz daha çok önemlidir demiştim. Sonra aydınlanma. Aydınlanma konusunda neyi öğrendik biz? Yine noktasal olursa paralel ışık demeti olursa ne olur? Bunlardan bahsettik ve ışıkla ilgili temel kavramlarımızı öğrenmiş olduk. Gölge konusunda ise tam gölge ve yarı gölgeden bahsettim. Tam gölge tek bir tane ışık kaynağı olduğunda oluşuyordu. Yarı gölgede ise en az iki tane ışık kaynağı olması gerekir veya bizim ışık kaynağımızın küresel bir şekilde olması gerekir. Konu biterken biz bunları öğrendik. Şimdi sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Mutlaka ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.